Günün raporu ikinci bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'yi konuşuyoruz, sorunları konuşuyoruz. Sadece doğrular ve gerçekleri konuşuyoruz. Biraz önce Türkiye'nin siyaset tablosunu çizdik ve kısmen ekonomi de dedik. Ama şimdi hem siyaset hem ekonomiyi birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Öncelikle tabii siyasetteki bu üslup ve dil bozukluğu ve özellikle kirliliğinin Türkiye'ye getirdiği gerginlikler. Bu sabah size biraz önce verdim Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Çok zor sözler, çok söylenmemesi yani çok zor söylenebilecek sözler. Bir ülkenin iki numaralı partisinin genel başkanı beni öldürürseniz kaos olur demeye getiriyor. Ya bu kadar açık, bu kadar net. Yani bırakın can güvenliğini, bırakın siyaset yapma açıklığını, objektifliğini ya da siyaset yapma rahatlığını insanlar kendi aileleri ve çocukları içinde korkar hale geldiler. Peki neden? Niye bu siyaset dili bu kadar kirli? Bunları İYİ Parti Grup Başkan Vekili Sayın Erhan Usta ile konuşacağız. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi bugün aslında ekonomiyi konuşacağız. Tabii ki salgını da biraz konuşacağız ama siz İYİ Parti olarak demin Cumhuriyet Halk Partili bir konuğumuz vardı. Onunla da konuştuk. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu izleyebildiniz mi bilmiyorum. İzleme imkanı olmadı ama sonradan haberlerde... Haberlerde dinlediniz. T24'te şunu söyledi. Telefonlarımızın dinlendiğini, takip edildiğini biliyorum. Eşimin çocuklarımın silah alıp beni koruyacak halleri yok. Sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığınız zaman sorunlar çözülür. Tam tersine Türkiye kaos süreci içine girebilir. Öncelikle hemen ayağınızın tozuyla şunu sormaya çalışıyorum. Niye siyasette bu dil egemen oldu? Niye bir ana muhalefet lideri kendi canından, kendi ailesinin güvenliğinden böyle çekinir hale geldi? Hatta daha da ileri giderek kendisine dokunmaları halinde Türkiye'deki kaos ortamını tarif eder konuma geldi. Evet. Nedir bu olanlar? Yani bunun bir izahı, bir açıklaması, siyaseten bir tanımı var mı sizin için? Ya şunu söyleyeyim öncelikle. Türkiye aslında her alanda kötü yönetiliyor. Yani ekonomiyi birazdan konuşacağız. Zaten herkes biliyor artık bunu insanlar hissetmeye başladı gırtlağına kadar. Yani ekonomi kötü. Dış politikada Türkiye çok ciddi bir şekilde köşeye sıkışmış durumda. Komşularla ilişkilerimiz son derece kötü ve hep ülke menfaatlerinin aleyhine çalışan dış politika var. İç siyaset tıkanmış durumda. Dolayısıyla şimdi tabii de uzun süredir aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belki liderliğini yaptığı bir gerginlik siyaseti var Türkiye'de. Yani kutuplaştırıcı bir dil. Buna tabii bir taraf yapınca öbür taraf da katılıyor ister istemez. Yani bu böyle bir dil Türkiye'de siyasete hakim. Biz bunu mecliste her gün yaşıyoruz. Yani sizin çok teknik bir açıklama yaptığınız durumda dahi ona teknik olarak cevap verecek bir sözü olmayanlar veya işte o bilgisi olmayanlar hemen işi kutuplaştırmaya yönelik, efendim işi germeye yönelik, işi hakarete vardıran sözlerle karşılık veriyorlar. Tabii eğer siz de kendinizi tutamayıp ona aynı şekilde karşılık verirseniz, onun seviyesine düşerseniz bu sefer işte bir sürü sıkıntı çıkıyor, bir sürü gerginlikler çıkıyor. Şimdi bu Türkiye siyasetine uzun süredir hakim olan bir dil. Dolayısıyla aslında siyaset yapanların bu dilden uzak durmaları lazım. Yani bu bölen, efendim gerginlik yaratan, sivri, acı lisandan uzak durmak lazım. Fakat siyaset bundan nemalandığı için, özellikle bir kısım siyasi partiler bundan nemalandığı için bunu sürekli gündemde tutan bir anlayış var. Türkiye'de şimdi yani son dönemde özellikle konuşulanlar işte Sayın Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi, İmamoğlu'na suikast girişiminin olduğu olacak veya ne bileyim böyle ihbarlar geliyor. Yani hakikaten insanlar Türkiye'de kendisini güvenli hissetmiyor. Yani Süleyman Soylu zaten bunu söyledi biliyorsunuz bu Anayasa Mahkemesi tartışmasında. Hadi dedi madem öyle yiğitsen dedi bisikletle bir işe git dedi. Yani bir İçişleri Bakanı demek ki yani devletin belli konumunda olan bir kişinin korumasız gezemeyeceğini veya bisikletle işe gidemeyeceğini söylüyor. Bu bir itiraftır. O yüzden Türkiye'de artık hiç kimse kendisini güvende hissetmiyor. Bu can güvenliği açısından böyle, mal güvenliği açısından da böyle. Yani ben sürekli söylüyorum bunu. Ya bir mülkiyet hakkı kavramı kalmadı artık. Sözleşme hukuku kalmadı. Yani herhangi bir şekilde sizi bir şeyle yaftalayarak hemen malınıza, mülkünüze, özgürlüğünüze el konulabilecek bir siyasi ortam, bir hukuk iklimi Türkiye'de oluşturuldu. Dolayısıyla işte o yüzden sermaye
Bırakın yabancı sermayenin gelmemesini, yerli sermaye fırsatını bulan dışarıya kaçıyor. Böyle bir iklimde yani canınızın güvende olmadığı, malınızın güvende olmadığı, ailenizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun güvende olmadığı, her gün bir şeyle asılsız yere suçlanabileceğiniz bir ortamda kim yaşamak ister? Şimdi anketler var biliyorsunuz. Gençlerin %70'den daha fazlası sürekli olarak yurt dışına bir imkanım olsa yurt dışında gider, yurt dışında yaşarım diyor. Yani şimdi böyle bir ülkede biz nasıl yaşayacağız? Böyle bir ülkede refahı nasıl artıracağız? Ben bunu anlayamıyorum. Dolayısıyla özetleyecek olursak bu gerginlik ortamının bu ülkeye bir faydası yok. Herkes, siyaset yapanların çok sorumlu olma, en tepeden başlayarak çok sorumlu davranmaları gerekir. Fakat maalesef ben o sorumluluğu göremiyorum. Şimdi yani dün mesela genel kurulda Katar meselesi tabii gündeme geldi. O konuşuluyor. Ya aslında mesela ben de konuşma yaptım. Çok mantıklı şeyler söyledik. Dün değil, pardon, önceki gün. Dedi ki yani bu ilişki ne ilişkisidir, nasıl bir şeydir bu filan diye bir takım meseleleri filan konuşurken hemen çık diyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir tane milletvekili. Ya siz Katar Müslüman olduğu için böyle yapıyorsunuz. Hiç alakası olmayan bir şey. Yani işi hep o noktaya getirip bunlar çünkü kritik alanlar, gerginlik alanları. Yani o zaman vatandaşın şunu demesini bekliyor. Ha tamam, bunlar bir Müslüman ülke olduğu için ondan sonra böyle davranıyorlar. Dolayısıyla yapılan ilişki ne kadar yanlış olursa olsun bir savunma mekanizması oluşuyor bu tarafta. Hemen bloklaşma başlıyor. Bunlar yanlış şeyler. Yani, halbuki biz ülkenin menfaatlerini savunuyoruz. Yani o ilişkide benim ülkemin, benim milletimin bir tane kör kuruşu bir başkasının eline bedavadan geçmesin. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Hemen orada hani böyle bir şey olunca işte ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek filan slogan atılır ya, hemen böyle hiç alakasız bir konuyu konuşurken, ekonomi konuşurken hemen iş o noktaya getiriliyor. Orada da öyle yani. Hemen Katar Müslüman olduğu için bunu yapıyorsun. Öyle bir şey yok kardeş. Sen Katar Müslüman. Tamam Müslüman. Biz de Müslümanız. Allah çok şükür. Ondan sonra fakat o Katar dediğimiz, ben işte o gün fotoğrafını gösterdim. Yani Katar'ın devlet kurumu işte Kıbrıs Rum kesimiyle onu hem tanıyorlar zaten biliyorsun. İlk tanıyan, ilk diplomatik ilişkiyi Katar geliştirdi. Yani bizim böyle sanki her şeyimizi açtığımız, her bütün malımızın mülkümüzü önüne serdiğimiz Katar bizim bir numaralı hasmımız olan efendim Güney Kıbrıs Rum kesimini tanıyan ve onunla o Doğu Akdeniz'de petrol arayan bir ülke. Yani ha, bu da olabilir. Buna rağmen biz ekonomik ilişkilerimizi yürütelim ama yani bu Müslümandır, bu Müslüman değildir diye bir devlet ilişkisi yürütelim. Devlet ilişkileri ülkenin menfaatleri üzerinden yürü. Böyle yani bu sorduğun soruya cevap için verdim. Yani böyle saçma sapan bir ortam oluşturulup kutuplaşma, bloklaşma. Dolayısıyla insanlar doğru nedir bunu düşünsün istemiyorlar. Hemen kutuplaşmayla iş çözülmeye çalışılıyor. O zaman tabii o bloklaşma olduğu zaman siz ne kadar doğru şey söylerseniz söyleyin karşı taraftakini anlatma imkanınız kalmıyor. Ve bunu siyaset kurumu, özellikle ülkeyi yönetenler hep bu ortamı, dikkat edin, hep bu ortamı bu şekilde tutmaya çalışıyor. Aman insanlar aç olduğunu, evine ekmek götüremediğini düşünmesin, tamam mı? Ondan sonra biz suni bir gündem oluşturalım, bunları konuşturalım millete. Dolayısıyla açlığımızın, fakirliğimizin, işte malımızın, mülkümüzün elimizden gitmesinin, çocuklarımızın okula gidememesinin, efendim işte pandemi var, çocuklar efendim Milli Eğitim Bakanlığı sistemine bağlanamıyor. Eğitim aksadı, bir nesil kaybediyoruz biz. Ya bunlar konuşulsun istemiyorlar. Dolayısıyla bu tür meselelerle sürekli gündemde suni bir ortam yaratılıyor. Yani bunun siz daha çok bir mesela gerginliğin bir üst perde, üst haddeye çıkıp herhangi birine zarar verebileceğini, ihtimalini yok sayıyor musunuz mesela? Ya tabii ben yani uzmanlık alanım değil, bilemem. Ama bana muhalefet partisi lideri böyle bir şey söylüyorsa demek ki yani ciddi bir risk altında olduğunu kendisi itiraf ediyor. Bu çok yanlış bir şey. Yani tabii geçmişte Türkiye bunları yaşadı, bir kısım meseleleri, ama burada artık yani artık bu yüzyılda bunların bu ülkede olmaması gerekir. Yani can güvenliğiyle ilgili bir riski bir siyasetçi, bırakın bir genel başkanı, herhangi sıradan bir siyasetçi, sıradan bir vatandaşın duymaması lazım. Ama şu anda anladığımız kadarıyla bu endişeyi toplumun önemli bir kesimi yaşıyor. Sayın Meral Akşener de bir ara gelin beni tutuklayın demişti. Hatırlarsanız Sayın Akşener'le ilgili de FETÖ'ye bir şey suçlama takmışlardı ve tehdit şantaj başlamıştı. Hatta bir grup toplantısında gözyaşlarıyla çıktı. Hatırlarsınız o grup toplantısını. Onuruna ve şahsiyetine dokunan bir olayla ilgili ve ağlayarak buyurun ben buradayım
gelin gücünüz yetiyorsa beni alın demişti. Yani bu sadece Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir olay değil. Değil, onu söylüyorum, onu söylüyorum. Yani değil tabii ki. Bu sizi de ilgilendiriyor. Herkesi ilgilendiriyor. Bu Sayın Akşener'i de ilgilendiriyor. Sayın Temel Karamollaoğlu'nu da ilgilendiriyor. Selahattin Demirtaş, HDP neyse onlar zaten içeride, hapis. Yani bu bir toplumsal vaka haline geldi. Devletin gücü, devletin gücü karşınızda olan herkese karşı kullanılıyor bugün. Bu çok yanlış bir şey. İşte böyle bir şeyde ondan sonra niye bizim ekonomi, biz niye fakirleşiyoruz diyoruz. Yani bırakın hadi başka şeyleri. Şu anda çok gündemde olduğu için söylüyorum. Ondan sonra bütün bunları yapacaksınız. Sonra hukuk reformu yapacağım diyeceksiniz. Kim inanır size? Yani şimdi herkesin tepesinde bir şey, böyle bir sürekli bir iftira. Sen şucusun, sen bucusun. Ya kendimizi anlatmaktan, yani muhalefet için söylüyorum, tamam mı? Yani hani derler ya, şeytan taşlamaktan tavafa vakit bulamıyoruz. Yani kendinizi savunmaktan fikirlerinizi anlatamıyorsunuz. Memleket için neler yapabileceğinizi anlatamıyorsunuz. Tabii yaygın bir medya kanalı var. Bütün devletin gücü, devletin imkanları elinde ve bunlar acımasızca muhaliflere karşı. Bu muhalif bir siyasetçi olabilir, bu muhalif bir gazeteci olabilir, bu muhalif bir sivil toplum kuruluşu olabilir, bu muhalif bir vatandaş olabilir. İşte vatandaş da açız, ekmek götüremiyoruz diyen vatandaşın başına neler geldiğini hep beraber yaşadık biz bu ülkede. Olmaz. Haklısınız. Peki gelelim ekonomiye ve salgına. Aslında her ikisinde de durum çok kötü. Daha doğrusu parlak değil. Mesela bugün Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı ve 4 ilde durum çok kritik dedi. Vaka artışı %100 oldu dedi. Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır'da. Evet. Şöyle devam etti Sayın Bakan Koca. Son bir haftada Hatay'da vaka sayısı artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %70. Antalya'da vaka artışı %100, yoğun bakım doluluk oranı %71. Trabzon'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %75. Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı %70. Yani yapılan yanlışlardan Türkiye'nin geldiği bugünkü nokta, yani söylenecek, anlaşılacak gibi değil. Umre ile başlattılarsanız, evet, oradaki yanlışlıklar, 20 bin insan umreden döndü. Bunun 15 binine karantina uygulanmadı, kalan son gelen 5 binine karantina uygulandı. O 15 bin içinde çoğu hastaydı. Hatta uçakta kontrol noktasından geçmeleri için ağrı kesici ve ateş düşürücü dağıttılar umreye gidenlere. Ve bunlar da hasta olduklarını bilmeden kendi mahallelerinde haklı olarak bir inancın gereğini yerine getirmişler. Mevlüt okuttular ve el öptürdüler. Mahalle toplantıları yaptılar. Ve hastanın ilk kez Türkiye'ye gelişi ve yayılması böyle oldu. Hatta Diyanet İşleri'nden bir sorumluya ben sormuştum. Siz salgınla ilgili ne yapacaksınız bu umreden dönenlere? Ya dedi, kafede mikrop mu olur dedi ya. Allah'ın evinde mikrop mu olur dedi bana. Yani Allah'ın evinde mikrop mu olur dedikten iki hafta sonra Suudi Arabistan Kabe'yi kapattı. Ama sonrası önemli. Yani bu tartışmadan da vazgeçtim. Bugün gelinen nokta. Halkın çoğu perişan halde. Ekonomi berbat. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasaklarıyla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Belki aşıyla biraz durum düzeltilebilir diye bir gayret var. Hem salgının bugün geldiği bu nokta konusunda hem de ekonomiyle böyle paralel düşündüğünüzde, evet, nereye doğru gidiyoruz? Şöyle, bir defa yani o ilk sorduğunuz soru umre meselesi için karantina meselesi peygamberimizin sünnetinde var, hadis-i şerifinde var. Yani bir yerde bir salgın olduğunda oranın kapanması gerektiğini, oraya giriş çıkışın olmaması gerektiğini peygamberimiz söylemiş bizim. Tabii şimdi o cehaletten kaynaklanan bir takım şeyler söylüyor. Böyle bir şey yok. Yani mikrop her yer, yani peygamberimiz şeyden bir salgından endişe ediyorsa bugün bizim endişe etmemiz diye bir şey olamaz. Yani böyle bir din anlayışı yok. İslam'da böyle bir şey yok. O bir yanlış. Şimdi tabii burada bir dizi hatalar yapıldı. İlk bir defa yani hani o hani ilk bilemedik diyelim umre meselesinde. Ama ondan sonra işte salgın Türkiye'de arttı. O bir defa 1 Haziran'da biliyorsunuz normalleşme başladı. O normalleşme erken başladı. Tabii ekonomideki sıkıntılar daha fazla sıkıntı olmasın diye. Çünkü devletin yani bütçe o kadar kötü yönetildi ki bütçe açıkları arttı da öncesinde, yani salgından önce. Ağır vurup harman savruldu bütçe. Dolayısıyla millete para verecek bütçede para olmayınca salgın artarsa artsın ama ekonomi belli ölçüde işlesin türü bir mantıkla hareket edildi. Bu birinci hata burasıydı. Şimdi daha sonrasında rakamlar düşük tutuldu. İnsanlar gevşedi. Yani günde ne olacak? Günde 1000, 2000 vaka, 1000'in altına düştü biliyorsunuz bir ara vakalar. Bu çok tartışıldı.
Herkes kendi örneklerini söyledi. Yani bir kısım belediye başkanları, ya benim ilimde sadece sizin açıkladığınız rakamın 2 katı, 3 katı rakam var. Bunlar ne tür rakamlardır denildi. Fakat Sağlık Bakanlığı olsun, Sayın Cumhurbaşkanı olsun her defasında rakamlar doğrudur, rakamlar doğrudur dedi. Rakamlara karşı şüphe uyandıracak laf söyleyenleri de vatan haini ilan ettiler bu ülkede. Sayın Genel Başkanımız bu şeyler, ha oraya gelmeyeyim, ha sonradan şimdi anlaşıldı. Yani bunlar artık mızrak çuvala sığmadı. Şimdi bir anda rakamlar 2000'den 3000'den 30 binlere çıkartıldı. Güya bir tanım değişikliği diye bir makas değişikliğine gidildi. Ama bugün dahi birçok iddialar var ki yani şu an 30 binde açıklanan rakamların çok daha üzerinde olduğu. Dün bir tane arkadaşım mesaj atıyor. Benim yaşlarımda yani 54-55 yaşında son bir haftada 6 tane arkadaşım hayatını kaybetti diyor Samsun'da. Yani bak bir kişinin küçük bir örnek bu. Yani şu andaki ölüm rakamlarının da ben hiç bir defa etrafımızda olanlara falan baktığımızda hiç doğru olduğunu falan düşünmüyorum. Bu neyi getirdi? Yani bu millette bir gevşeme, bir rehaveti getirdi. Ve şu anda çok feci bir şekilde kendi köyümüzde bizim insanların yarısından fazlası benim kendi köyümde şu anda Covid-19. Bir köy yani burası. Düşünebiliyor musunuz? Yani normal bir şehre göre girişi çıkışı daha az. Toplu evet. Taşımı yok bilmem neyi olmayan herkesin evine çekilebileceği bir yerde. Yani işte ama bu yapılan hatalardan oldu. Bu milletin rehavete kapılmasında. Burada suçlayacağımız tabii milletimiz değil. Yani burada suçlayacağımız bu ülkeyi yönetenlerin aldığı tavırdır. Yani siz günde bir tane 84 milyonda 1000 tane Covid vakası var diye açıklama yaparsanız artık herkes rahatlar. Şimdi geldiğimiz noktada bu işin bu şekilde sürdürülmesi mümkün değil. Sayın Genel Başkanımız bunu çok öncesinde söyledi. Ya bir 14 gün tam bir kapatma yapın. Ondan sonra şu işi iyice bir hafifletelim. Fakat bu yapılmıyor. Bunu tabii Niye? Türk Tabipler Birliği'nin de önerisi. O da öneriyor. Başka da öneriyor. Biz kendi politikamız olduğu için söylüyorum. Evet. Niye? Çünkü o 14 gün için dahi çarkları döndürecek devletin bir imkanı yok. Ha, evde bütçe, kapanan insana tabii, evde, para verecek. Evde kapattığınız zaman bir şey vermek durumundasın. Bakın bugüne kadar kısmi çalışma ödeneğinden işçiler için, işini kaybeden veya işte ücretsiz izin ayrılan işçiler için 35 milyar lira civarında o da işsizlik sigortası fonundan. Yani işçinin kendi parasından bir yardım yapıldı. Onun dışında bütçeden yapılan yardım sadece 8 milyar TL'dir bugüne kadar. O da biliyorsunuz işte 4 milyon aileye 2 defa biner lira verilmesi meselesi. Sadece 8 milyar lira. Bunun haricinde herhangi bir yardım yapılmadı. Halbuki 8 aydır iş yeri kapalı olan bir sürü esnaf var. Yani kahvehanecisinden, kafecisinden, lokantaları, efendim okul kantinleri, okul servis şoförleri, düğün salonları. Yani bunları zorunlu olarak devlet kapattı. Bunlara bir kuruş yardım yapmadı. Kirası çalışıyor. İşte arada tek tük açanların elektriği, suyu bilmem ne masrafları çalışıyor. Devlet stopajcı tepesine biniyor. Ondan sonra siz bir kuruş devlet olarak yardım yapmıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Herkes gitti esnafına o çarkını döndürecek kadar en azından bütün ülkeler yaptı bunu. En durumu en kötü olan ülke dahi yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar 1 lira bu anlamda yardım yapmadı. Karşılıksız yardım. Ne yaptı? Efendim bir ara krediler açtı. Tabi o krediler de öyle gelişigüzel dağıtıldı ki sokaktan geçene kredi verildi. Yani zaten alması gerekenler de büyük ihtimal alamadı. Dolara gitti, altına gitti. Ondan sonra arabaya gitti, eve gitti. Hepsinin fiyatları yükseldi. Bugün Merkez Bankası açıklama yapılıyor. Diyor ki kredi ivmesindeki yüksek artış enflasyonun temel sebebi oldu diyor. Günaydın. Yani bunu 40 defa söyledik böyle bir politik olmaz diye. O gün öyle bir genişletildi. Yani bu pandemiyle mücadelenin her tarafı hatalı oldu. Ekonomik boyutuyla mücadelede hata ciddi yanlışlarla dolu oldu. Efendim salgının sağlık kısmıyla mücadelede yanlışlar oldu. Dolayısıyla şu anda dünyada bu salgının en yüksek günlük vaka sayısı açısından en yüksek olan 3. ülkesi haline geldi Türkiye. Bu kabul edilemez bir şey. Yani bu kesinlikle çuvallamıştır hükümet. Her şeyde çuvalladığı gibi bu salgınla mücadele. Hem ekonomik boyutuyla hem efendim hatta psikolojik destek boyutuyla. Biz hiçbir insanımıza psikolojik destek veremedik. 65 yaş üzeri olan insanların uzun süre sokağa çıkmamasından kaynaklanan dünya kadar sıkıntılar oldu. Onlara hangi destek verildi? Hangi televizyon programında onlar için onları rahatlatacak bir şey yapıldı? Varsa yoksa televizyon programında tartışmalar, toplumu gelen tartışmalarla günlerimiz geçti. Herkes sinir stres oldu. Yani ekonomi kısmı başarısız, sağlık kısmı başarısız, sosyolojik boyutu veya psikolojik boyutu başarısız bir süreci Türkiye geçirdi. Niye? Çünkü bu hükümet yorgun artık Fatih Bey, bunu kabul etmek lazım. Bu hükümetin bu ülkeye hizmet edecek, bu millete hizmet edecek ne bir motivasyonu kaldı, ne bir ekibi kaldı, ne de bir hüsnü niyeti kaldı. Bunların hiçbirisi kalmadı. Dolayısıyla zaten bütçe darmadağın oldu, bütçede para yok.
Şimdi bakın, hem Ticaret Bakanlığı bütçesinde bizzat kendim Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak önerge verdik. Dedi ki kardeşim bak, esnaf perişan. Hakikaten evine ekmek götüremiyor. Borç almış başını gitmiş. Kredi borçları tekrar geldi, ödenemiyor. Vergi borçları ertelendi. Onları ödeyemez duruma gelmiş esnaf. Ya hiç olmazsa çarklarını döndürecek. Yani evine ekmek götürebilecek. İşte ne bileyim ben, elektriğin açık olanlar için, birçoğusu kapalı da, açık olanlar için, tabii aşağı kapalıya verelim diye söyledik. Yani ayda 6 ay boyunca 2000 lira, 2000 TL para verelim diye Ticaret Bakanlığı bütçesinde önergemiz oldu. Önerge reddolundu. Ya dedik belki insafa gelirler. Ondan sonra tekrar Cumhurbaşkanlığı bütçesinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinde görüşüldü. O zaman yedek ödenek var. Tekrar verdik. Bakın bunu gene yapalım. Bu hakikaten önemli bir şey filan. Reddolundu. Yani 24 milyar liraydı toplam. Maksimum 2 milyon esnafımız var. Hepsine verilmiş olsa 24 milyar TL'yi veremedi. Ama bu hükümet ne yaptı? Hani ekonomi kötüye gidiyor diyoruz ya. Sadece son 2 yılda borçlanma politikasındaki yanlıştan dolayı, yani altına ve dövize dayalı, yani bir grup insanı zengin etmeye yönelik borçlanma stratejisinden dolayı devletin üstlendiği efendim ilave maliyet, ekstra maliyet 135 milyar TL. Yani 8 milyar TL destek yaptın sen bütçeden vatandaşa, sadece 8 milyar TL. Esnafa bir kuruş hibe şeklinde yeter, yani karşılıksız destek yapmadın ama 135 katrilyon lira eski parayla, tamam mı? Sadece borçlanmadaki yanlış stratejiden dolayı, altın ve döviz üzerinde borçlamadan dolayı bu milletin sırtına getirdiğin yükü bindirdin. Bu ekonomi nereye gidecek? Sadece şimdi... Bu pandemiyle ekonomi mücadelesi kısmında hani az önce bahsettik ya, bir krediyle coşturdular ekonomi, V tipi toparlanma diye, ondan sonra onunla zafer naraları attılar. Ama şimdi geldiğimiz noktada dolar artışının sebebinin o oldu. Bankalar ciddi risk altında, bakın az önce siz söylediniz 150 milyar TL tahsil gecikmiş alacak var ve onlar görüneni, yani hep sürekli yapılandırıldığı için tahsil gecikmiş atılmıyor. Artık çaresizlikten atılanlar o kadar. Yani şu anda bu... Bakın son 5-6 ay içerisinde Türkiye'de kredi hacmi 800 milyar lira arttı. Ve bunlar gelişigüzel verilmiş kredilerdir. Bunlar zorla verdirilmiş kredilerdir. Birçoğusunda kamu bankaları verdi. Kamu bankaları başta olmak üzere bankacılık sistemi şu anda ciddi risk altında. Şimdi kredileri verdik. Tamam, ekonomide bir şimdi 6.4'lük bir büyüme oldu ama öyle bir bedel oldu ki bize, enflasyonumuz arttı. Araba fiyatlarından daire fiyatlarına kadar her şey arttı. Bir de millete altın alın, altın alın diye, ya bu ülkenin cumhurbaşkanı. Geçen gün feryat ettim ya, bir tane dedim size akıl veren bir iktisatçı yok mu arkadaş? Yani millete cumhurbaşkanı bu ülkede çıktı, dedi ki altın alın dedi. Yani altın alın diyor. Şimdi altını neyle alıyorsun? Ya güya dolar almayın, altın alın. Yani doları tahtından düşürecek. Yani bizim dolar talebimiz, bizim altın talebimiz dünyadaki cürmü ne kadar da, yani dünya piyasalarını mı değiştireceğiz? Şimdi millet tabii dolar almasını biz de istemeyiz. Ama dolar alsa, hiç olmazsa dolar sizin ticaret açığınızı bozmuyor. Altın alın dediğiniz zaman ne oluyor? Bir defa altını yurt dışından dolarla alıyorsun. Hem dolara talep oluyor, artı üzerine bir de ticaret ithalatınız artıyor, ticaret açığınız artıyor. Yani bu kadar böyle açık, yani millete böyle anlamsız, yanlış yönlendirmeler yapıldı. Şimdi bakın, analizlere dikkat edin. Her defasında efendim altın hariç şöyle oldu, böyle oldu. Kardeşim, altından çıkaracak en son merci bu hükümettir. Altın alın, altın alın diye millet altına yönlendirdiniz. Tabii şu anda net 21 milyar TL 2020 yılında bir altın şeyi var. Evet, altın ticareti oluştu. Negatif anlamda, yani ithalat anlamında. Şimdi bu sefer analizleri onu, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'na onu sordum. Ya kusura bakmayın dedim. Tamam, analiz olarak böyle yapılabilir ama sürekli bir altın hariç diyorsunuz. Altını parasız mı alıyorsunuz dedim. Altın bir finansman gerektirmiyor mu? Altın sizin ticaret açığınızı bozmuyor mu? Yani sürekli bir altın hariç, altın hariç diye şey söylüyorsunuz. Yani şunu söyleyeceğim. Pandemiden mesele başladı. Tabii sorun çok fazla olunca insan hakikaten şey yapamıyoruz, kendimizi tutamıyoruz ve yıllarımızı verdik. Yani ben hakikaten çok uzun süre bu işler düzelsin diye uğraştık. AK Parti hükümetlerinin döneminde güzel işler de yapıldı. Yani bugün kötü diye her şey her zaman kötü değil de, özellikle 2007'ye 2008'e kadar çok güzel işler yapıldı. Ama sonrasındaki bir kısım uygulanan politikalar, o istişarenin kaybolması, o kendini beğenmişlik, laf söz dinlememe, her şeye hakim olma güdüsü ve en sonunda da bu son iki yıldaki sistem değişikliğiyle birlikte şu anda Türkiye ekonomisi içinden çıkılamaz bir duruma geldi. Ve bu hükümetin bu anlamda baktığımızda, yani bu pandemiyle mücadele anlamında yapabileceği bir şey yok. Ama ne olursa olsun şimdi efendim otoyolların, köprüler bilmem ne için onların, müteahhitlerin dolar üzerinden alacağı paralar garanti altında. Bütçeye bunlar konulmuş durumda.
Ama vatandaşa bir kuruş destek yok. Ama devlet böyle zaman da lazım. Devlet bugün destek vermeyen devlet ne zaman destek verecek? Nihayetinde bu milletin vergileriyle ayakta duruyor sistem. Evet, bir esnaf şey demişti. Ben bu devlete 40 yıl vergi ödedim ama bu devlet bana 40 gün bakamadı demişti. Evet. Bu çok önemli. Acı. Bu arada gazeteci Mehmet Tezkan var. O da konuğumuz Sayın Usta. Evet. Sevgili Tezkan, sevgili meslek büyüğü, merhaba. Merhaba, merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Gayet keyifli izliyorum. Evet, sağ olun. Aslında Erhan Usta çok güzel anlatıyor. Yani evet. bir gazeteci olarak şanslıyım çünkü konu açmaya gerek kalmıyor. Konular peş peşe açılıyor ve sürüklenip geliyor. Aslında Sayın Usta'yla konuşacağımız şeyler var daha ama Sayın Tezkan bir şey soracağım size. Biz biraz da bugün siyasetin dil kirliliğinden bahsettik. Sabah izlemişsinizdir belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bana dokunursanız kaos olur diye sözleri var. Çocukları ve aileleriyle ilgili kaygıları var. Ardından tabii Cumhurbaşkanı'nın bugün yine açıklamaları var. Yine suçlayıcı, yine hakir görücü, kırıcı, çok sert sözleri var. Yine İstanbul İl Başkanı'ndan ilçe başkan yardımcısına kadar herkese bugün yine bir laf yağdırması var. Siyasette üslup konusunda rahatsızsınız ama Sayın Usta'nın anlattıkları çok daha önemli bence. Yani ekonomide ve salgında yaşanan olayların toplumu sürüklediği nokta. İkisini bir arada gördüğünüz zaman öncelikle sizden kısa bir analiz alalım. Ne düşünüyorsunuz? Tamam, kısa ne kadar kısa onu da söyleyeyim. Şimdi üsluptan başlayayım, durumdan başlayayım. Peki üsluptan başlayayım. Şimdi Cumhurbaşkanı şöyle bir söz söyledi, ben altını çizdim. Seçtiği elemanlarına sahip çıksın dedi. Şimdi bakın, seçtiği eleman kim? Milletvekili değil mi? Şimdi seçtiği eleman tabirini kullanıyorsa AK Parti Genel Başkanı, demek ki AK Parti'nin bütün milletvekili seçilmiş eleman. Yani kişilik hakları yok, eleman onlar. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na çıkarken diyor ki Mersin milletvekili bir takım sözler söyledi. Onlara sahip çık. Seçtiğin elemanlara sahip çık diyor. İkinci önemli bir şey. Diyor ki geçenlerde konuşmasını izledim. Önemli konuşma yaptı. Dedi ki savcıları uyarıyorum. Hakimleri, yargıyı uyarıyorum dedi. Anayasanın 138. maddesini işletsenize dedi. Yani dedi ki muhalefet size dedi yön gösteriyor, tehdit ediyor, işte tavsiyelerde bulunuyor gibi. Anlaşılabilir çünkü 138. madde diyor ki hiç kimse işte yargıya telkinde bulunamaz, şudur budur. Şimdi diyor ki İstanbul İl Başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı ciddi ceza alma durumundadır diyor. İstinaf Mahkemesi'nde de herhalde karar verilecek diyor. Şimdi bu söylediği anayasanın 138. maddesine aykırı mı değil mi? Bence aykırı. Şimdi bir diyor ki 138. madde der ki siyasetçiler bu konuda yorum yapamaz. Biz yapabiliriz ama kamu yani yetkili organlar yapamaz diyor. Cumhurbaşkanı bugün yaptı. Dedi ki İstanbul'un il başkanı çok ciddi ceza alacak istinafta dedi. Yani ne demek bu? İstinaf mahkemesi. İstinaf mahkemesi ver cezayı demek değil mi? İkincisi Kılıçdaroğlu'nu suçluyor. Kılıçdaroğlu'na dedi ki daha önceden bir takım hani mahkemeler üzerine konuşur laflar üzerine dedi ki mahkemelere uyarıda bulundu. Orada atladı. Ya mahkemelere dedi terkinde bulunma dedi. Evet doğru. Mahkemeler siz yanlış yapıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz demeye bir siyasetçinin, bir genel başkanın hakkı yoktur dememesi lazım. Ama kendi diyor. Şimdi nasıl ayıracağız Türkiye'yi? Nasıl Türkiye'yi biz yargıyı bağımsız, nasıl yargıyı tarafsız, nasıl yargıyı evet doğru karar verir, siyasetin rotasından çıktı diye değerlendirebiliriz. Değerlendiremeyiz. Bu ikisini alt alta koyduğumuz zaman durum biraz farklı. Gelelim Mersin milletvekilinin açıklamanı. Hakikaten
günlerdir o konuşuluyor. Bence muhalefet sözcüleri, muhalefetin temsilcileri diyelim, ekranlara çıkanlar bir tartışma ortamına girerek, o tartışmanın coşkusuna kapılarak, onun hararetine kapılarak, kendinden hani çıkan kelimeleri, çıkardıkları cümleleri çok dikkat etmek zorundalar. Ben bunu savunuyorum. Şimdi o cümleyi söyledi, evet ben de manasını veriyorum. Ben de Mersin milletvekillerinin ordu satıldı demek dediğini düşünmüyorum. Ama son da cümleyi aldığınız zaman bu anlama çıkıyorsa karşı tarafta muhalefet de bunu dibine kadar kullanıyor. Kullanıyor işte. Üç gündür bakın biz ne kadar ya konuşacağımız meseleler o kadar fazla ki ekonomide o kadar çok şey konuşmamız lazım ki. Tabii. Sabah akşam ekonomist efendim, orada orduyu sattı mı satmadı. Bütün meselemiz bu olmaya başlıyor. Bu kozu vermemesi lazım muhalefetin. Niye? O zaman cümleleri düşünerek, heyecanla, bağırarak, çağırarak değil, tartarak, dikkatlice karşı tarafa en küçük bir koz vermemek için. Çünkü karşı tarafta çok güçlü bir medya var. Çok güçlü bir medya var. Çok güçlü bir siyaset kurumu var. Ve onlar bütün güçleriyle hücum ediyorlar. Kim ne yaptıysa. Bakın anayasa değişikliği konusuna gelelim. İşte İYİ Parti, CHP, Saadet oturmuş. HDP'yi de işlerine almışlar diyelim. Diyelim ki yok diyorlar ama diyelim ki oldu. Diyelim ki oldu bakın. Bir anayasa üzerinde çalışmışlar. Peki bu geldiğimiz şu anayasayı şu anda yani son 24 Nisan referandumunda kabul edilen anayasayı yani bizim rejim değişikliği yaptığı anayasayı çok açık mı tartışıldı? AK Parti oturdu tartıştı, götürdü MHP'ye sundu, ikisi oturdular, karar verip meclise geldi. CHP'nin haberi, İYİ Parti'nin haberi, HDP'nin haberi, bütün toplumun haberi, bütün toplum organlarının sivil toplum haberi mi oldu? Onlar da gizli yaptılar. Bir şeyler hazırladılar, gizli hazırladılar, tartıştı etti. Zaten bu iş böyle oldu. Üç parti, dört parti açık. Sonu ama sona yapılacak şudur. Üniversitelere yollarsınız, sivil toplum kuruluşlarına yollarsınız, topluma açıklarsınız. Günlerce, aylarca, belki bir yıl boyunca tartışılır. Herkes sakıncalarını söyler. Sonra bir anayasa değişikliği yapılır. Şimdi bunlardan imtina eden iktidar döndü diyor ki siz oturdunuz üç kişi oturmuşlar. Bir de kurumsal değil. Oturmalarını takdirle karşılıyorum. Bakın böyle bir işte yapmışlarsa çok iyi bir iş yapmışlardı. Çünkü fikir jimnastiği yapmışlardı. Öyle mi olur? Sen ne düşünüyorsun? HDP anayasa değişikliği yapsak ben bunu düşünüyorum. İYİ Parti sen ne düşünüyorsun? CHP şunu düşünüyorum. Saadet mi? Fikir jimnastiği böyle bir şey olur. Herkes kendi isteklerini veya kendi sakıncalarını, kendi kırmızı çizgilerini, kendi yeşil çizgilerini çizer. Böyle bir ortam ortaya çıkar. Ondan sonra iş kurumlara gider, kurullara gider, sonunda liderlere gider. Böyle bir çalışmayı kınamak kadar Türkiye'de kötü bir şey olmaz. Türkiye'de bunu kınamak demokrasinin olmaması gerektiğinin kanısındayım. Şimdi Cumhurbaşkanı her zaman İşte bu son tahlilde şunu yapıyor, kendine karşı olanları bir konuyu cımbızlayarak öteki tarafı biraz ötekileştirmek, biraz politika yapıyor. Yapabilir AK Parti sonunda genel başkanı. İşte oradan bir cımbız aldı ve dedi ki CHP orduya karşıdır. Ya böyle yani böyle bir ya bir milletvekilinin üzerinden ordu satılmış falan. Ama sonunda Arifiye'deki tank palet fabrikasını konuşamıyoruz. Niye konuşamıyoruz? Kaça verildi? Niye verildi? Ne üretecekti? Bakın o fabrika Altay tankı üretecekti. Yerli ve milli. Üretebiliyor mu? 2018 yılında ihaleden çıktı. Sonra ihaleyi alanların fabrikası yoktu. Arifiye'de onlara bir şey de verdiler. Arifiye'deki araziyi yani tank palet fabrikasını verdiler. Niye verdiler?
savunma sanayi başkanı dedi ki ya nasıl bekleyecektik yeni bir tane arazide şeye fabrika 3 sene söner falan filan hemen verelim ki tank yapsınlar dedi. Bugün diyorlar ki tank yapma yeridik. Bakın Cumhurbaşkanı demeci var. Cumhurbaşkanı dünkü konuşmasında diyor ki orası diyor palet yapacaktı diyor. Tank tamir yapacaktı. Başka unsurlar üretecekti. Bakın ağzından Altay tankını yapacak demedi. Ama Altay tankını 40 en 2 sene sonra 40-250 tank fabrikası yapmayı taahhüt etmişlerdi. İhaleyi alan BMC ve Katar ordusu ortaklığı. Şimdi onu aldılar. Yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? Çünkü motor yok. Motor nereden gelecek? Çin'den. Çin motor yapmıyor, veremiyor. Çin'den motor gelmediği için fabrika yapılamıyor. Evet, şimdi evet. İhale taahhütlerinin hiçbirisi gerçek. Şimdi bunu konuşmamak için ne yapıyorlar? Vay siz ordu satıldı matıldı şu. Ben şunu da bir altını bir daha çizmek istiyorum. Muhalefet milletvekilleri, muhalefetin sözcüleri ekranlara çıkarken lütfen bir coşkuya, ekranın hararet. Çünkü karşı taraf bakın hep tahrik ediyor. Ben hep şunu söylüyorum. Ekranlara çıkarken bir takım ekranlara çıkanların hükümet komiserleri mi diyeyim, hükümet sözcüleri var. Onlar tahrik ediyorlar. Onlar sözcüklerin arasından bir kelimeyi alıp onun üzerinden oynuyorlar. İnsanları başka bir şeylere, o canlı yayınları biliyorsun. Canlı yayın o heyecanı, o tartışma heyecanı da insanların ağzından istemediği cümleler çıkabiliyor. Yani kastetmeyeceği cümleler çıkıyor. Sonra düzeltiyorsunuz ama önemli değil. O yapışıyor mu medyaya, o yapışıyor mu ekranlara? Oradan alıyorlar, işte çekiyorlar, cımbızlıyorlar ve oynamaya başlıyorlar. O zaman ekranlara çıkan muhalefet de artık biraz dikkat etsin. Daha sakin insanları çıkarsın, dinlesin, daha sakin cümlelerle cevap versin. Bakın bir haftadır ya memleketin meselesi bitmiş, durumumuz feci bir halde, pandemi patlamış. İktidar uğraşamadığı için pes etmiş, bayrak çekmiş, teslim bayrağı, beyaz bayrak çekti ya. Ben teslim oldum arkadaş dedi, vaka sayısı 32 bin oldu, teslimim dedi, politikamı değiştiriyorum dedi, biz bunu konuşamıyoruz. Evet. Yatak sayısı kalmamış, konuşamıyoruz. Acil servislere giremiyoruz, konuşamıyoruz. Yoğun bakımlar dolmuş, konuşamıyoruz. Hiçbir şey, ekonomi. Bugün enflasyon açıklanmış, resmi rakam 14'e çıkmış, normal rakam %20'ye vurmuş, konuşamıyoruz. Euro dolar patlamış, konuşamıyoruz. Ne konuşuyoruz? Efendim CHP demiş ki orduyu sattık Katar'a. Bunu konuşuyoruz. Şimdi bir cümle, bir yanlış bir o andaki ifadeyle işte bunun üzerine iktidar dans ediyor. Bence bunu imkan da vermemeleri lazım diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Siz kaldın yine. Bu arada Sayın Usta'ya döneyim. Hakikaten önemli bir şey söyledi. Sayın Tezkan tabii ki bir medya temsilcisi olarak bir gündemi değerlendirdi bize. Gündemki çeşitliliği ya da gündemin nasıl saptırıldığını ki Sayın Cumhurbaşkanı da o işi çok profesyonelce yapıyor. Bugün gördüğümüz gibi yani bir Cumhurbaşkanı İstanbul İl Başkanı'na niye uğraşsın? Ya da ilçe başkanının süre niye uğraşsın? Niye bunu konuşsun? Ya da bir parti şirazesinden çıkmıştır sözünü niye söylesin? Cumhurbaşkanları genelde tarafsız olur. Yani bu konulara çok girmez en azından. Hani genel başkan olsa bile başka bir partiye, diğer partiye saygı göstermesi açısından çok girmez ama bugün elini hiç çıkarmadı CHP'nin içinden. Siz bugün gelinen tablo için Sayın Tezkan'ın söylediklerinin çerçevesinde gerçekten niye böyle Türkiye'nin gerçek gündemini, gerçi biz sizinle konuşuyoruz ama. Tabii yani Mehmet Bey son derece haklı. Gerçek gündemin konuşulması istenmiyor. Yani oradaki başarısızlıklar ortaya çıkmasın isteniliyor. Yani Cumhurbaşkanı işte bakıyorsun bir tane dediğiniz gibi ilçede herhangi bir ya olabilir. Yani her tarafta her şey olabilir. O meseleyi günlerce köpürtüyor. Ancak diyelim ki işte bir siyasetçi bir tarafta tehdit ediliyor. 3 defa mektup yazılıyor. Ondan sonra onunla ilgili bir tane beyanatı olmuyor. Yani konuşması gerektiği yerlerde konuşmayan,
hiç üzerine vazife olmayan işlerde veya daha doğrusu bir cumhurbaşkanının yerinden, ağırlığından dolayı girmemesi gereken toplara giren bir şey var. O yüzden orada seçicilik neye göre, ama bu bilinçli tabii dediğiniz gibi, o seçicilik şu. Yani sürekli buradan nasıl bir şey çıkartırız, bir malzeme çıkartılır. Ondan sonra toplum gerçek gündeminden kopartılır. Televizyonlarda yeteri kadar, özellikle ana akım medya olarak bildiğimiz medyada bunu zaten buna hazır. Yani şimdi günlerce aynı şeyi, işte bir 8-10 kişi var, oradan oraya dolaşa dolaşa aynı şeyi konuşturup duruyorlar. Tabii şunu yapmak gerekir diye düşünüyorum, ama yapmak ne kadar mümkün? Hiçbir şekilde onların oluşturduğu suni gündemin peşine düşmemek lazım. İnadına sıkıntılar konuşmak lazım, salgını konuşmak lazım, ekonomi konuşmak lazım. Hakikaten buna ekmek lazım. Yoksa yani yine bunları biz konuştuğumuz zaman işte o gündemin peşine takılmış oluyoruz. Eleştirsek bile konuşmamak lazım. Yani AKP'nin işine geliyor bir yandan. İşine geliyor, istediği o. Önemli değil. İster bu kanalda, ister o kanalda, ne tarafta olursa olsun konuşulması istediği şey bu. Yani bu tabii çok kolay olmuyor. Çünkü bütün medya şu anda neredeyse işte birkaç televizyon veya işte gazete hariç hükümetin bir şekilde kontrol altına girmiş durumda. Ama buna bu anlamda direnmek lazım. Şimdi siz ana akım medya dediniz de, bakın sizin geldiğiniz bu program tam bir haftadır kendi kuşağında en çok izlenen program. Ha, ben genel olarak bilinen şeyi için Halk söylüyorum. Halk TV'de en çok izlenenler tebrik konusunda ederiz. Tebrik son ederiz. İki gündür yine listede. Birinci sırada. Çok güzel. Yani çok ana akım kalmadı o medyanın. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Tabii şimdi artık o, ama yine de ne olursa olsun eskiden gelen bir kimliği var. İşte objektiftir, hatta hükümete yakın değildir filan şeklinde bir şey var. Bu, bakın, hepsi bizim gibi düşünmeyin. Bu normal vatandaş bazı şeyleri, yani çok fazla bunu bu kadar takip etmeyen insanlar anlayamıyor. Yani bunu bir şey artık şimdi A Haber'de söylediğin zaman artık onun izleyicileri bile onun bir palavra olduğunu artık orada kabul ediyorlar. Ama onu biraz daha bu taraftaki kanallara, halbuki o kanallar A Haber'i geçti. Getirdiğiniz zaman, orada söylettiğiniz zaman, bir de karşısına hele farklı kesimdenmiş gibi birilerini çıkartıp böyle tartıştırıyor gibi, böyle bir orada bir orta oyunu oynattığınız zaman, yani bu bir şekilde etkili oluyor. Kastım odur. Yoksa hakikaten artık izlenirliği kalmadı, güvenirliği kalmadı. İnsanlar yani hemen ben büyük ihtimal geçtiğini düşünüyorum o kanalları. Ama yine de bir etki alanının olduğunu, o anda izlemese bile oradaki tartışma, işte orada olan bir tartışma şimdi Türkiye 3 gündür konuşuyor diyelim ki. Bunlar olabiliyor. Yani o yüzden bizim Türkiye'nin ne olursa olsun her şeye rağmen gerçek gündemini konuşmak lazım. Hükümeti de oradan sıkıştırmak lazım. Sıkıştırmaktan kastım hani bir şey adına değil, yani bir kısır siyasi çekişme adına değil. Şimdi buralardan bir şey söylemediğiniz zaman işte o milletin sesine kulak vermiyor. Esnafın durumunu biz konuşmazsak esnaf bu yardımı, bu desteği alamayacak. Biz ne kadar konuşsak ama en sonunda vermek durumunda kalacak. O yüzden bunları konuşmak lazım. Toplumun meselelerini çözecek şeyleri. Devam hususları... edin. Çok önemli bir konuya değinmiştiniz bir önce bu ekonomide. Yani gelinen nokta konusunda. Yani sıkıntılar devam ediyor. Mesela bugün bir Dünya Gazetesi'nin bir yazarı Alaaddin Aktaş demiş ki enflasyondaki artış için bu tsunami'nin ilk etkisi. Tabii ki. Bu daha başlangıç. Ayrıca sular çekildikten sonra geride nasıl bir enkaz kalacak onu da düşünmek gerek demiş. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Şimdi bakın, enflasyon yani güvenilirliğini, teknik açıdan da güvenilirliğini yitirmiş bir hükümetle karşı karşıyayız. Daha bundan işte 29 Eylül tarihi, Ekim, Kasım, 2 ay önce bir program açıklandı. Yeni ekonomi programı diye giden Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak. Orada enflasyona %10,5 dediler. 2020 yılı enflasyonla. Şimdi bu enflasyonda yani yabancılar da 0-1 oynar böyle. Yani tahminler ya beklediği gibi gelir ya da 0-1 aşağı yukarı gelir. Yani bu kadar hassas hesaplardır bunlar. O 10,5 hemen bir ay sonra Merkez Bankası enflasyon raporu açıkladı. 12,1'e yükseltti. Şimdi en son gelen rakam enflasyon Kasım baktığımızda 12 aylıkta %14'ü geçti. Bu tabii ki makyajlı enflasyon. Bak bunu ben bir teknisyen olarak söylüyorum. Yani bunu hani sıradan bir vatandaş değil. Artık biz bile buna kani geldik ki hakikaten bu enflasyon milletin enflasyonu değil. Ama buna rağmen bakın 3,5 puan, bu 14'ü de büyük ihtimal Aralık sonunda geçecek. 3,5 puan enflasyonda sapma var. Ya bu sapma dediğimiz gelişmekte olan ülkeler enflasyonundan daha fazla, ortalama enflasyonundan daha fazlası biz sapma olarak veriyoruz. Veya gelişmiş ülkelerde 0,1, 0,2, 1 enflasyonlar var. Onun 3 katı kadar, yani enflasyonumuz onların 15 katı kadar da, 3 katı kadar bizde sadece sapma oluyor. Şimdi bu kadar enflasyonda durumumuz kötü. Şimdi tabii kur hala yüksek seviyesini koruyor. Bir de gözden kaçan bu üretici fiyat endeksi var. Şimdi bu Kasım ayında üretici fiyat endeksi %23,11 geldi yıllıkta. Aylıkta da %4,1 geldi.
Yani milletin bir yılda yapamadığı enflasyonu biz bir ayda yapıyoruz. İşte üretici fiyat endeksi geldi. Şimdi buradaki şöyle bir şey olur. Üretici gecikmeli olarak tüketici fiyat endeksine yansır. Şimdi gelecek ay buradan gelecek enflasyonları da yaşayacağız. Tabii şimdi enflasyonun yüksek olması bu sefer neyi getirecek? Yeni bir Türkiye, önümüzdeki muhtemelen para politikası kurulu toplantısı değerlendirmeye başlayınca yeni bir faiz artışını Türkiye konuşmak durumunda kalacak. Yani üst üste o kadar çok hatalar yapıldı ki, yani dünyada eksi faiz, bakın Japonya'da, İsviçre'de faizler eksidir. İşte Avrupa Birliği'nde sıfırdır, Amerika'da 0,25'tir. Polonya'da bile, yani bizim sınıfımızda bir ülkede 0,1'dir enflasyon, bizde %15. Bu %15 faiz oranı. Merkez Bankası'nın politika faiz oranı %15. Bu yani böyle bir faizsizlik ortamında, böyle bir enflasyonsuzluk ortamında bunu oluşturmak çok ciddi bir beceri istiyor. Bir defa onu söylemek lazım. Yani bunu hakikaten nasıl başardılar da bu faizi böyle bir ortamda tekrar %15'e getirildi ve bu yetmeyecek. Tabii faizin artması demek milletin fakirleşmesi demek. Faizin artması demek üretimin azalması, yatırımın azalması demek. Ha faiz artırmasan yapabiliyor musun? Faiz artıramadığın zaman da doları tutamıyorsun. Böyle bir köşeye sıkışmışlık haline geldi ve bu çemberi kıracak bir irade şu anda hükümet anlamında söylüyorum maalesef yok. Dolayısıyla hani tsunami'nin başlangıcı, evet başlangıcı. Yani bunlar tabii bütün makro dengelerimizi bozacak. Yani enflasyon yüksek geliyor. Faiz artırmak durumunda kalacaksın. Faiz artırmanız sizin yatırımınızı, istihdamınızı azaltacak. Bu üretimi azaltacak. Millet gelir kaybına uğrayacak. İşsizlik artacak. Zaten ekonomi gelmiş, tıkanmış. Millet borçlu. Gırtlağına kadar milletin borcu var. Bu borçları bankaya ödenemediği zaman bankalar risk altına girecek. Yani böyle bir kısır döngünün içerisine zaten öyleydi de ama bunu artık vatandaş da tamamen hissetmeye başladı. Artık bunu hükümet bir işin bir iyi yanı var. Hükümet itiraf ediyor artık. Hükümet başarısını itiraf etti biliyorsunuz. Biz bunu mecliste de görüyoruz. Meclisteki tartışmalarda. Şimdi mazeret, bahane uydurmalar başladı. Ya işte evet ekonomi kötü gidiyor ama şöyle oldu, böyle oldu Türkiye. Eskiden kabul etmiyorlardı. Eskiden kabul etmiyorlardı. Yani doğru. En azından bu aşamaya geldi. Yani bu hakikaten iyi. Çünkü reddettiğiniz zaman zaten yani bir defa hem tedavi olamazsınız hem de teşhis konulamaz. Reddediyor çünkü. Yani kendisine hiçbir şekilde teşhis koymak için diyelim ki bir doktor hastaya müdahale etmek istiyor. Hasta reddediyor. Ne yapabilir bir doktor? Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. En azından şu anda başarısızlık kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın reform meselelerini bu köşeye sıkışmıştan kaynaklanan reform sözcükleri falan buradan geçiyor. Mesela biz hep söyledik ya yanlış yapıyorsunuz diye bundan 2-3 ay önce Merkez Bankası'nın ve Hazine ve Maliye Bakanı davranışlarının yanlışlarını söylüyorduk. Bunların aynısını şu anda Merkez Bankası itiraf ediyor. İşte aşırı kredi ivmesi diyor, enflasyonu büyüttü diyor. Efendim finansal istikrara zarar ver diyor. Bunların hepsi şu anda Merkez Bankası söylüyor. Biz 3 ay 4 ay önce bunları söyledik. Bas bas bağırdık bütün konuşmalarımız her tarafta duruyor. Yani bunlara kulak tıkama. Bir de işte şu, tabii istişare ortamının kaybolmuş olması, yani birbirimizi anlamamaya çalışma ortamının getirdiği şöyle bir sıkıntı var. Ya doğru şeyi söyleseniz de reddeden bir iktidar var. Halbuki muhalefet elbette yanlış giden eleştirecek. Bizim vazifemiz bu. Yani vatandaş, ben denetim görevimi yapıyorum. Yani benim görevim hükümete yağ çekmek değil. Benim görevim hükümete doğru yaptığı şeyi takdir ederiz elbette. Onu zaten yapıyoruz. Az önce söyledim AK Parti'nin başarılı işleri de oldu dedim belli bir döneme kadar. Evet. Ama yanlışı vatandaş bize muhalefet görevini verdiyse bu denetim görevimizi söylüyoruz. Şimdi bunlara tamamen kulak tıkarsa bir iktidar zaten başarılı olması mümkün değil. Bakın özellikle biz İyi Parti olarak, yani başka partilerde yapıyor olabilir ama yani kendi adımıza söylüyorum. Hakikaten bir şeyi eleştiriyor olabiliriz ama hemen ardından öneride de bulunuyoruz. Çözüm önerisinde bulunuyoruz. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. Süremizin de sonuna geldik Sayın Usta. Bu arada Sayın Tezkan'a da son söz vermek istiyorum. Ne diyorsunuz? Önümüzdeki günlere bir projeksiyon yaparsanız eğer... Programı benim adıma siz kapatmış olursunuz. Buyurun Sayın Tezkan. Teşekkür ederim. Beni çağırmışsın. Konu mankeni olarak burada oturdum. Bir saattir oturuyorum. 5 dakika konuşmak için. Herhalde 54 dakikada 4 dakika süre verdin. Deseydin ki baştan konu mankeni olarak seni çağırıyorum. Orada otur deseydin. Daha iyi olurdu. Estağfurullah. Hakikaten üzüldüm yani. Bir şey konuşmak için söylüyorsan sen siyasetçileri çağır, siyasetçilerle konuş. Ama benle bir şey konuşmak istiyorsan de ki ya 10 dakika sana süre verdim. Ben geleyim 10 dakika konuşayım. Onda burada otur bekle. Ne sorduğunu da bilmiyorum. Sen konuşmuşsun İyi Parti, CHP. Onlarla konuşacaksan onlarla konuş. Niye beni buraya çağırdın? Niye konu mankeni olarak? Yok. İlk fırsatta yine beraber oluruz.
Beni oraya koyup da ismimi yazıp niye beni bekletiyorsun? Bak 55 dakikadır buradayım. Toplam Doğru. sürede 5 dakika konuşuyorum. 50 dakika niye beni oturtturdun ki? Ben konu mankeni miyim? Yani kan, yine... biraz da çağırdığın konuya saygı duyman lazım. Tabii tabii. Yok. Madem çağırıyorsun. 17'de yayında ol dedin. Saygıda, 17, saygıda eksiklik yok. Süre konusunda haklısınız. 5 dakika veriyorsa sonra böyle işte İYİ Parti, şu parti, bu parti. Ya tamam onların propagandasını Peki. yapabilirsin. Bu senin programın. Yok, ama yok. Yani yaptığında böyle ayıp. Böyle bir şey yok. Yok. Sayın Ethem. Böyle deyip de ben kapatayım. Bir daha da çağırma. Yok estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Her zaman bekliyoruz. O konuda hiç bir şey yok. Eksik böyle, varsa benden kaynaklanır. Konu olarak gelemem. Onu söyleyeyim. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Sayın Usta size de çok teşekkür evet, ediyorum. Evet ben teşekkür ederim bize fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. İyi olur inşallah. Yani biz yine de tabii umutluyuz. Yani Türkiye ne olursa olsun inşallah ilk olarak milletin takdiriyle bu hükümet değişimini bir yaşamış olursa Türkiye'de çözülemeyecek bir sorunu yok. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü Peki. ne kadar ne olursa olsun çok bozuldu. Kurumlar çok yıprandı, ekonomi bozuldu. Yani yargı bağımsızlığı kalmadı, basını, medyası her tarafta ciddi bir çürümüşlük, kokuşmuşluk olmasına rağmen inşallah Türk milleti bunların hepsinin üstesinden de gelir. Yeter ki milletimiz o değişimi gerçekleştirsin. Bu sorunları da çözeriz inşallah. Öyle çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet. Günün raporu burada sona eriyor. Aslında Sayın Tezkan benim meslektaşım, meslekte benim büyüğüm. Yani asla öyle bir düşüncemiz olamaz tabii ama yani çok sıkışık bir saat 45 dakika yetmiyor bazen. Haklı olarak onların da endişeleri olur. İnşallah onunla daha geniş, daha güzel bir programda yine birlikte oluruz. Birazdan ana haber var. Bizden ayrılmayın. Günün raporu burada sona eriyor. Yarın akşam saat 8'de Türkiye nereye var? Onu da kaçırmayın diyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın, görüşmek üzere.